Orada doğmuş olsun olmasın, nerelisin sorusuna hep gururla yanıt veren güzel insanların diyarı neresi diye sorarsanız bana, bağlı olduğu ili söylemeden üstelik Divriği derim. Ayrı bir sevda Divriği Divrililer için. Gün gün azalan nüfusuna karşın, ülkemin başta İstanbul, Ankara olmak üzere tüm kentlerinde bazen onlarla tanışarak, bazen bir tabela ile karşınızda bulmanız mümkün Divriği ve Divrililer. Göçmüş bile olsalar ait oldukları coğrafyadan aynı mahallelerde buluşur, aynı sokaklarda otururlar. Neredeyse yeni bir Divriği kurarlar gittikleri yerde. 110 köyünün neredeyse hemen hepsinin ayrı ayrı köy dernekleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Divriği olmak üzere Divriği kültür dernekleri ve bir de vakıfları var. Kısaca Divriği sevdasını şu anda Divriği'de oturan 11 bin Divriliği nasıl yaşıyorsa, yurt içi ve dışında yaşayan 450 bin Divriliği de aynı şekilde yaşıyor desek yalan olmaz. İşte ortak olmak adına bu sevgiye ve biraz da ne var da bu Divriği'de böylesine bir bağlılık var bu topraklara ve isme diye varıp görelim istiyorduk ki, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Metin Aktan'dan geldi davet. Ve Muharrem ayının 9. gün akşam oradaydık. Sabah dünyanın en güzel havasına uyandık ve Divriği deyince akla ilk gelen o muhteşem mimarisiyle yüzyıllara meydan okuyan Ulu Cami önündeydik. Divriği Kültür Derneği Başkanı Metin Aktan'la birlikte Divriği'ye geldik. Elbette ki Divriği'de bir şeyler anlatmamız gerekiyor. Ama bizim burada işimiz çok kolay. Çünkü ülkemin bazı yerlerinde böyle güzel adamlar vardır. O yörenin tanıtımı için ömürlerini harcarlar. İşte onlardan biri de Divriği'ydi. Sevgili Yusuf Güldal'ı zaten söylenecek ve yapılacak turizm adına ne anlatılacaksa kitaplarda, fotoğraflarda, filmlerde anlatmış. Bize de ona sormak düşüyor zaten. Merhaba sevgili dostum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes seni biliyor. Biz burada ne anlatacağız, ne yapacağız deyince Yusuf bilir diyorlar. Hazır biz de seni bulmuşken işimizi kolayladık. Çünkü zaten biz burayı 2-3 haftada anlatma şansımız, çekme şansımız yok. Hazır bilenden en önemli kısımlarını alalım dedik. Yani adettir ya, bir özet çıkartalım diye. Evet. Ne durumda Divriği turizm açısından? Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Nerelere gideceğiz, ne yapacağız? Valla hocam şu anda biz dünyada eşi benzeri olmayan 4 tane taç kapıyla taşlandırılmış ortaçağ sanatının, taş yontu sanatının en iyi en son noktasındayız. Yani Divriği Külliyesi'ndeyiz. Bir yanda ibadethanesi olan, diğer kısmında üniversitesi olan, diğer kısmında hastanesi olan, böyle bir komplikeyi düşünün. Yani hiçbir yerde 4 tane taç kapıyla taşlandırılmış bir esere rastlama şansımız yok gibi hemen hemen. Bir de bu kadar sağlam kalmış her şeye rağmen. Evet. Evliya Çelebi öyle bir şey söylüyor ki, yani adam gelip buraya geziyor. Diyor bu eserle ilgili diller kısırdır, kalemler kırıktır der. Yani diyecek başka bir şey bulamıyor. O kadar ki önemli bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve buranın yapımı 1228 yılında başlıyor, 1243 yılında bitiyor. Bunu yapan da Ahlatlı Muis'in oğlu Hürrem Şah'tır. Tabii bunun ekonomik boyutu olmuştur. O dönemlerde Alaaddin Keykubat döneminde ekonomik katkılar sunulmuştur. Yani bunun mutlaka bir ekonomik boyutu vardı diye düşünüyorum. Evet. Peki bir insan niye gelmeli, nereleri görmeli, ne var Divriği'de bunun dışında? Hocam Divriği'de çok güzel bir insan yaşam kültürü var, insan kültürü var, şehir kültürü var, tarih kültürü var, çok güzel doğası var, kanyonları var, efendim ev mimarisi var. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz her şey var burada aslında. Yolumuz olmadığı için dilimiz de yoktur. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki şu anda kullandığımız demirin, yani herkesin evinin temelinde, çatalında, kaşığında Divri demiri var, biliyor musunuz? Ve biz yok olma noktasındayız şu anda. Yani %70'in %80'ini Divri demiri karşılıyor. O durumdayız. Biraz da yüzümüzü tabii turizme de dönmek zorunda da kaldık. Yani kalmamız da gerekiyor. Çünkü gelinmesi gereken, görülmesi gereken en yeni yerlerden bir tanesi diyebilirim. Yani sonuçta bu da ülkemizin bir parça. Çok güzel bir belde.
Harika bir yer. Herkesi tabii buraya gezmeye, görmeye ve buranın havasını solumaya, buranın dokusunu hissetmeye davet ediyoruz. Bu potansiyeli karşılayacak konaklama falan her şeyi var mı? Şu anda onları aşmaya çalışıyoruz. Daha hijyenli lokantalar, restoranlar, efendim konaklama otellerimiz falan. Yavaş yavaş. Tabii bu biraz uzun metrajlı bir, yıllar alacak bir çalışma gerektiriyor. Tabii bunu göre göre biraz daha yaşaya yaşaya öğreneceğiz bu eksiklerimizi. Yaşayarak öğrenmeye çalışacağız diye düşünüyorum. En parlak dönemini demir çelik işletmelerinin özelleştirilmesi öncesinde yaşayan Divriği, sonrasında hızlı bir göç yaşıyor. Peki kalanlar ne yapıyor? Önce onlarla sohbet edip sonra birkaç köye uğramak niyetiyle şehir merkezinde açtık mikrofonumuzu. İsmini dostum Mengüç Değer. Mengüç kardeşim, buradan hiç ayrılmadın, hep Divriyiz. Evet, ben buradaydım. Zaten 76'da geldim. Çünkü bir sürü giden var. Evet. Biz kalanları arıyoruz. Evet. Biz kalanlardanız. Ne iş yapıyordun? Ben memurdum demir çelikte. Emekli oldum, buraya yerleştim. Emekli olanların da birçoğu gitmiş. Benim bildiğim insanlar emekli olunca büyük şehirlerden köylerine, ilçelerine gelirler. Buradan emekli olanlar büyük şehre göç etmiş nasıl Vallahi, bir şeyse. Şimdi tabii bu buradaki yerel yöneticilerin yanlış politikaları, devletin politikaları, insanları burada bırakmak için bir şey yapmadılar, yani bir yatırım yapmadılar. En azından bir kooperatifleşme olmadı. Dağlarımızda arazilerimiz bomboş. Adamlar hiçbir şey yapamadılar. Sadece demir çeliğe bağlı kaldılar. Onlar da özelleşince ister istemez insanlar tabii doğal olarak buraları terk etmek mecburiyetinde kaldılar. İş olmayınca çoluğunu çocuğunu neyle geçindirecek? Bir de bizim Divriği'nin okuma yazma oranı çok yüksek. Yüksek tahsilli insanlarımız çok. Yani insanlar çocuklarını okutmak için mecburen büyük şehirlere gittiler. Ve burada da evi kapısı olmayınca daha da geri dönmediler. Yani bütün sebep işsizlik, yatırım olmaması. Burayı köye döndürdüler. Yani burasının nüfusu 20 bine yakındı. Kışın şimdi 7 bine falan düşüyor. Terk edildim. Şimdi memleket görüntüsünde burası. 15 bin falan dediler. Kışın 7 bine falan düşüyor. Köylerdeki insanlar gidince ister istemez nüfus da azalıyor. Peki ne yapılabilir? Yani Divriği de insanlar kalsın diye. Valla bir kere bu demir çeliğin özelleştirilmesi bana göre çok yanlıştı. Tekrar eğer devlet kendi malına sahip çıkar da burayı tekrar kendi bünyesine alırsa Divriği de çok şeyler değişir. Ya da keza ona göre bir yatırım diyorsun. Tabii. Yani şimdi özel sektör buraya yatırım yapmaz. Niye yapsın ki? Neden yapsın? Özel sektörün ki alıp götürme. Ama buranın demir cevheri kapasitesi çok büyük. Ona göre bir yatırım yapılırsa tabii ki insanlar da burada kalırlar. Çoluğu çocuğu iş bulur. Gitmez. Bu kadar basit. Gerçekten o kadar basit mi bilmiyoruz ama söylediklerinin gerçek olduğu da kesin Mengüç Bey. İsim neydi? Pınar. Pınar buralısın. Evet buralıyım. Okulun neresi? Ben işletme mezunuyum. Nereden? Eskişehir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, evet. Açık mı kapalı mı? Açıktan okudum. Peki şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşletmede çalışamadım, iş bulamadım haliyle. Daha sonra akademiden devam ettim. Spikerlik mezunuyum. İş arıyorum. İlçemiz küçük, burada haliyle iş yok. Genelde olan işlerde maden üzerine olduğu için erkekleri daha çok ilgilendiren işler. Ben de burada, babamın yanındayım şu an. Ona yardım etmeye çalışıyorum, muhasebesinde, satışında. Bu şekilde. Şimdi hem senin işi aslında şunu da söyleyeyim. Divriği çevresine göre çok çağdaş bir yer. Evet, kesinlikle. Yani kadın erkek ilişkileri konusunda, insanların kılığı kıyafeti konusunda her şeyiyle çok modern bir yer. Kendisini koruyabilmiş. Evet, Sivas'a baktığımızda en çağdaş ilçesi diyebilirim ben Divriği için. O anlamda gerçekten iyi, şirin bir ilçemiz var. En azından gelenler de bunu söyleyebiliyor, bunu gözlemleyebiliyor. O yönden evet biraz daha iyiyiz biz diğer ilçelere göre. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama hani ne kadar başarılı olabiliyoruz bilmiyorum. Hani onu da gelenlere sormak lazım aslında. Seviyorum ilçemi ben. Yani burada mutluyum aslında.
ama iş bulsam. Evet, iş bulsam. İş anlamında çok küçük olduğu için. Yatırım da çok fazla olmuyor Divriği'ye zaten. Bu şekilde. Yani yerleşebilecek benim için bir yer diyorsun. Sadece iş konusu. Kesinlikle. Trafiğimiz yok, havamız güzel, suyumuz güzel, öyle söyleyeyim. Hani iletişim konusunda birazcık problemliyiz. Hastanemiz iyi değil. Sağlık konusunda işte. Daha sonrasında illere olan uzaklığımız da fazla. O yüzden bu konuda da biraz mağduruz aslında. Hani iyi bir iş sektörü olsa ve hastanemiz de tam olsa aslında evet Divriği'de yaşayabilirim. Rahatım yani. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. En eski esnaflarından Mehmet Çankaya da hem ekonomik hem ailevi baskılara karşın Divriği'de kalmakta direnenlerden. Şimdi Divriği çok güzel bir yer. Hem tarihiyle hem geçmişiyle. Fakat müthiş bir göç yaşıyor. Evet. Yani dışarıdaki Divriğiler buranın kat be kat fazlası. Ama siz direnmişsiniz. Tabii. Siz niye göre kaldınız, niye gitmediniz ve gidenler niye gidiyor? Yani büyüklerimizi hiçbir zaman kırmadık. Onlar da kendi büyüklerini zamanında kırmamışlar. Babam mesela hem mimar hem esnaflık yapmış 70 yıl. Öyle anılar, öyle işler var ki akıl alacak gibi değil yani. Ve her zaman biz bazen takılırdık Selik Baba. Gidelim biz de yani Ankara, İstanbul, İzmir falan. Oğlum dedi en son kaleyi terk edecek sizleriz dedi. Öyle iş yok dedi. Biz babamıza nasıl devraldıysa size bir sonraki nedir dedi. O zaman hiç kimse kalmaz memlekette dedi. Mehmet abinin deyimiyle bu karede artık sürekli yaşamasalar bile bir yanları hep burada Divriğililerden bir ismi de ilçe meydanında bulduk. Ki o isim bize Divriği'nin geçmişi ve geleceğini özetledi. Efendim ben Divriği doğumlu, 1952 doğumlu mimar Basri Hamulu. Şu anda burada bulunuş sebebim memleketim, tabii o nedenle buradayım ama asıl bulunma sebebim Divriği Cumhuriyet Meydanı'nı projesini hazırladım ve onu yapıyorum, inşa ediyorum yani. Bu nedenle buradayım. Divriği birçok kişinin de bileceği gibi gerçekten çok özel, Anadolu'nun çok özel bir yeri. Bir yerleşim yeri. Nüfusu çok değil ama geçmişinde çok enteresan olayların yaşandığı, medeniyetlerin yaşandığı bir yer. Çok kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu söylersek bugün neden güzel şeyler yapmak zorunda olduğumuzu da birazcık anlatmış oluruz. Şimdi M.Ö. 8. yüzyılda Urartular geliyorlar, buraya yerleşiyorlar. Sonra Roma geldi, sonra Bizans geldi, sonra Selçuklulara kadar olan birinci dönem. Sonra Osmanlı dönemi, Divriği çok eski çağlardan beri, yani M.Ö. 8. yüzyıl Urartulardan beri diyelim, demir cevherinin bulunduğu bir yer ve önceleri yüzeyde, sonraları da artık Cumhuriyet döneminde bir Sivas-Erzurum hattı yapılırken Cürek dediğimiz bir bölgemiz var. Divriğe 20 kilometre kadar mesafede. Orada pusulalar sapıyor ve dağların demir cevheriyle dolu olduğu görülüyor. Tabii bu da çok enteresan bir şey. Ve Sivas-Erzurum hattı, o dağları delerek giden müthiş tren yolu Divriği'den geçiyor. Onu, bu işi yapan kişi de Divriğli bir müteahhit. Türkiye'nin ilk müteahhidi Nuri Demir Ağa. Nitekim Atatürk'ün işte yurdu Demir Ağalarla ördük. Demir Ağaları yapan kişinin de yani Nuri Demir Ağa'nın soy ismini de Atatürk koyuyor. 1938'de Divriği'de sinema var ve havuz var. İnsanlar havuz başı yapabiliyorlar. Lojmanlar vesaire filan. Yani orası bir medeniyet ışığı gibi parlıyor ve cevher çıkarılıyor. Çok uzun yıllar Türkiye'nin demir ihtiyacını karşılıyor. Şimdi biraz azaldı ama yine de halen demir çıkarılmaya devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda biz bu medeniyetlerle ilgili her şeyi anlatmaya çalıştık. O karşıda görmüş olduğunuz medeniyet kulesinde biraz önce söylemiş olduğum 4 medeniyet dönemini anlatacağız, yazacağız. Bu hemen arkanızda gördüğünüz yerde Divriği Ulu Camisi Selçuklu'dan beri içerisinde her şeyin vatandaşın hediye ettiği halılarla doluydu.
korunamadığı için İstanbul Halı ve Kilim Müzesi'ne götürüldü bunlar. Biz de onları istiyoruz. Diyorlar ki siz bakamazsınız, onun için veremeyeceğiz diyorlar. Haklılar tabii, bakmak çok zor onlara çünkü. Çok değerli şeyler. Ta cami yapıldığından beri kalan halılar var yani. Evet. Biz de onların figürasyonlarını burada yansıtacağız. Yani stilize ederek yansıtacağız. Taşa işleyeceğiz veya benzeri ve yazacağız. Bizim halılarımız böyleydi diyeceğiz. Medeniyet Kulesi'ni söyledim. Divriği yeşil divriği diye hep anılır, anlatılır. Ve gerçekten suyuyla, yeşiliyle özdeşleşmiştir, bir yapısı vardır. Burada çörtenlerimiz vesaire falan var. Onlar şeyde ses getirecek. Yani meydanda bir ses, su sesi canlandıracağız. Bir amfiteyatromuz var. O amfiteyatr burada konserlerin yapılmasını, büyük toplantıların yapılmasını sağlayabilecek ölçekte bir şey olacak. Burada bir kafemiz var. Bu kafede turistlere yönelik olmak üzere gelip insanların dinlenebileceği, bir çay içebileceği yer oluşturacağız. Sonra turizm ofisimiz var. Turizm ofisinde şu ana kadar Divriği'de turizme yönelik bir ofis olgusu oluşturulamadı. Ama bundan böyle burada hem rehberlik hizmetlerini yapabileceği bir yer haline getireceğiz. Ve bu ve buna benzer bir Osmanlı çeşmemiz var. Bir Naci Demir Ağa buraya su getiren, onu yad etmek amacıyla onun yapmış olduğu, getirmiş olduğu sudan içireceğimiz bir çeşme yapacağız vesaire filan. Divriği böyle. Peki Divriğiler Divriği'ye yeterince her yerde sevdalılar ama bu sevdaları pek buraya yansımıyor gibi, evet, gördüm ben. Doğru. Şöyle bir gelirsem abicim, evet, yandım mı? Şöyle yapmamız gerekiyor. Biraz da buradan gitmiş olan Divriğlilerin hatası bu. Divriği'nin bir mücevher olduğunu, bir mücevhere sahip olduğumuzu tam anlatamadık. Yani birçok kişi zaten bilmiyor öyle olup olmadığını. Bilenler de bunu anlatmak için yeteri kadar çaba sarf etmediler. Ama biz zannediyorum bir vakıf kurarak bunu yapmaya başladık. Bundan sonra herkese anlatacağız. Efendim, Divriği'de neler oluyor? Soracağımız isimlerden birisi belediye başkanımız Hakan Gök. Sevgili başkanım, Divriği'de neler oluyor bir kere? Güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Meydan yapılıyor, hizmetler tamam ama nüfus konusunda hala bir problem olduğunu düşünüyorum. Ya da ben bu 3 günlük izlenimim Divriğlilerin, dışarıdaki Divriğlilerin de Divriği olmak döneminde ama çok sahip çıkmadıkları izlenimine vardım. Doğru mudur? Şimdi göç sadece tabii Divriği'nin sorunu değil. Anadolu'nun sorunu. Çünkü devlet şöyle bir politika izliyor. Biz sizi sanayi kentinde sanayileştireceğiz diyor. Ben buna şöyle diyorum. Asgari ücretli kölelik sistemi için köylerin şehirlere göçmesi, orada taşeron olarak, ondan sonra ucuz iş gücü olarak zengin şirketlere iş elemanı ve istihdam sağlanması gibi bir şey. Şimdi Anadolu'da üretim yok. Şimdi siz Türkiye'nin sadece batısına, sadece sahil kesimine veya sadece büyük şehirlerin olduğu yerlere sanayi yatırımlarını yaparsanız insanların burada durması için bir sebep olmaz. Tarım politikalarına bakıyorsunuz. Etin kilosu Divriği'de eğer 35 liraysa İstanbul'da 50 lira, 60 lira, 70 lira. Köylü artık hayvan alacak, traktörüne mazot alacak, tohumuna gübre alacak, ekecek bir kapasitesi kalmadı. Bu Anadolu'nun sorunu. Ama Divriğliler Divriği'yi yalnız bırakıyor mu? Bırakmıyor efendim. Bizde bir memleket sevdası var. Bunu tabii siz çok iyi işlediğinizi düşünüyorum. Özellikle yaz aylarında bütün hemşerilerimiz memleketine gelir. Bağını, bahçesini, evini, mezarlığını, köyünü ziyaret eder. Ama tabii kış olunca herkesin işi gücü gurbette olduğu için tekrar geri gider. Ama hayırseverlerimiz Divriği'de çok ciddi işler yaptılar. Hayatta olanlar Allah uzun ömür versin. Rahmet olanlara da Allah mekanlarını cennet etsin diyelim. Çünkü bu memlekette okulların çoğunu, hastanemizi, kütüphanemizi, yurdumuzu yapanlar hep hayırseverler. Dolayısıyla buraya sırtını dönmüş değiller efendim. Kucak açmışlar, gönlünü dönmüşler. Şimdi tabii gençlerle de konuşuyorum. Gençler diyor ki tek sorun iş konusu burada. Oysa mesela buraya gelirken işte demir çeliğin olduğu yer, demir madeninin çıktığı yer pardon. Burada herhalde daha zenginlik bekliyordum ben. Divriler zengindir efendim. Yani bazısının gönlü zengindir, bazısının bütçesi zengindir. Biz aynı zamanda iyi bir noktaya değindiniz. Biz sanayi şehriyiz.
Yani bu tabii şu anki bir sanayiyle değil. Yani daha önceki medeniyetlerde, yani Mengücek Beyliği dönemi olsun, Osmanlı dönemi olsun, daha önceki Urartu dönemi olsun, Divri'de her zaman madenler eritmişler. Düşünün ki şu küçücük ilçede yani 400-500 tane demir eriten demirci olduğunu, 500-600 tane terzi olduğunu düşünün. Ama tabii artık dünya küçüldü. Yani küresel ekonomi dedikleri, emperyalizm dedikleri, şimdi adını değiştiriyorlar, globalleşme yapıyorlar. Yani demir piyasası düşünce buradaki şirketler de içi çıkartmak zorunda kalıyor. Baktığımızda aslında güçlü firmalara sahibiz ama tabii demir para etmeyince sıkıntı oluyor. Ama diğer yerlere göre biz yine şanslıyız. Yani işsizlik oranı olarak az. Peki başkanım, daha kafanızda yani bu sizin ikinci döneminiz. Şunları da yapacağım dediğiniz var mı? Yoksa vaat ettiklerinizin düşündüklerinin hepsini yaptınız mı? Ben bir hayal kurarak belediye başkanı olmak istemiştim. Yani tabii bir hayal kurmak lazım. Sadece belediye başkanı olup işte bir maaş alıp ya işe gidip gelmek değil de bir memur gibi düşünmedim. Ben yaşadığım kentin kimliğini değiştirmek, tanınabilirliğini ve gerçekten tanındığında insanların buraya çok akın edeceğini düşündüğüm için çok uçuk şeylerle yola çıktım. Tabii bu uçuk fikirler, uçuk projeler zamanla yerine oturmaya başladı. Şimdi bakıyorsunuz Divri'de 174 tane tarihi tescilli eser var. İnanır mısınız, bu İstanbul'daki adada bile bu kadar yoğunlukta olduğunu sanmıyorum ben. Hani ada dediğimiz Beyoğlu, Taksim, o bölgede bile, tarihi yarımada bile o kadar yoğun olduğunu sanmıyorum. Şimdi bugüne kadar biz hep bunları ihmal etmişiz. Biz dedik ki Ulu Camimiz 1985 yılında UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan Ulu Camimizin daha yeni restorasyonuna başladık. Aşağı yukarı 5 yıl projeleri kurullardan geçti. O konuda da emeğe geçen ben herkese teşekkür ederim. Çünkü çok özel bir eser. Sade Divrilerin değil, Türklerin değil, tüm dünyanın bir eseri. Yine kalemizi yapıyoruz. 120 tane konağımız var. Bunları yapıyoruz. Yani kent meydanı hayırseverlerimiz yapıyor. Şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz Divri'yi yavaş yavaş gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü turizmde artık kültür turizm denilen bir ek bir kültür turizmi gelişti. Önceden insanlar sadece deniz veyahut da köyüne giderse yayla turizmi. Şimdi biraz daha farklı insanlar merak ediyorlar. Tarihini, geçmişini, kültürünü, kökünü arayanlar bize gelin diyoruz. Ve bu konuda çok iddialıyız. Hatta şöyle diyorum ben, görmeden ölmeyin. Yani Safranbolu, Beypazarı böyle bir açık oturum olursa herkes dosyasını alsın. Kimin kenti daha tarihi, kimin kenti daha kıymetli, kimin kenti daha eski tartışıldığında Divri kesinlikle bir numara olacaktır diye düşünüyorum. İşte başkanın tarihiyle yarışır dediği eserlerden, konaklardan birinde bir mola verip Ozan Rıza Aslandoğan'a kulak verme zamanı geldi gibi. Hani söylemiştik, zamanımız el verdiğince birkaç köye de uğrayacağız diye. İşte yolu olsa turizm merkezi olacak olanından başladık. Efendim, Divri'nin en güzel köylerinden, güzelliği de evlerin yapısından geliyor. Tuğut'tayız. Çiğdemli Tuğut. Evet. Çiğdemli mi Tuğut mu? Tuğut. Şimdi Çiğdemli de eskiden Tuğut'udu, şimdi Çiğdemli. Tuğut yeni ne demekmiş? Ha, bilmiyorum ben abi. Ne bileyim mi? Gel abicim. Tuğut demek Ermenice, benim çocuğun araştırmasına göre değerli demek. Onun için de işte. Kıymetli. Ermenice Tuğut. İyi peki, ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Haliniz nicedir? Hele bir anlayın. Halimize, halimize ne olmuş ki baba işte. Gelip gelin siz, ipsiz ambar, boş ölçe göğüs dur. Allah. Ya bir yardım yok bir yerden, bir şey. Onu soruyoruz biz de. Ya ne yapacak bu millet? Nerede de yaşay, nasıl yaşay, düşünen var mı? Ne güzel köy var, ne yardım olacak burada? Ya çok güzel. Boş olmuş ama devlet... Şu aşağılara en güzelliği, kötülüğü orada görürsün. Hep yıkılmış. Ne yapmalı sence? Ne yapmalı? Yıkılmışsa. Devlete el atıp halk geri dönmüş, geli evi kapısı yıkılmış, gücü de yetmeyi daha. Devlet yardım etsin, yapsın ki herkes geri dönen döner. Ya. Ama burası terörden boşalmadığı için öyle bir şey yapmıyorlar. Normal boşaldığı için.
Ha, onun için değil mi? Tabii, terörden boşansa yardım yapıyorlar. İyi iyi, o da güzel. Ha, neyle geçiniyorsunuz yani? Emekli maaşı. O, emekli maaşına işte. Oo, sırtınız yere gelmez. Bu emekli maaşı. Sağ olsun şey, Talip Bey. Kenan Evren emeklileri bunlar. Yo baba yo. Sen mi emekli? Bağkur. Bağkur, tarım. Kaç lira maaş alıyorsun? Bazı 1000 lira çıkıyor, bazı 900 lira çıkıyor. Vicdanlarına. Niye öyle geliyor sence? Artık kesiyorlar, bilmem artık. İlaç milaç alıyoruz tabii, hastaneye gidiyoruz. Bunlar hep içinden kesmek değiller ama. Ya, o adam Suriyeli var. Nereden yiyecek, senden verme, ben verme. Kim verecek onlara? Tabii. Ya. Sağlık bedava diyorlardı. Ya canım çok bedava. Evet evet. Dilden bedava. Bir barkod alıyorsun, 8 bin lira kesiliyor diyorlar. He. 8 lira kesiliyor diyorlar barkottan. Artı ilaç parası, katkı payları. Tabii. Vatandaşın maaşı niye çıkıyor o zaman? Bazen öyle oluyor ki. Ne kadar doktora gidersen o kadar maaş düşüyor. Gitmezsen belki işte dediği gibi 1000 lira alır, 1000 üstünde alır. Bazen cebinden alsan ilacı daha ucuza mal ediyor. Evet, evet, evet. Bunlar bir kandırmaca. Çocuk çocuk nerede arkadaşlar? Gurbetteler. Gurbetteler. Bu Divriği niye boşalıp duruyor abi? Bu güzelim yer. Bizim bölgemizde tarım çok zayıf. Şimdi evet. Teknolojide gerçekten tarım aletleri çıkınca vatandaşın herkesin tarım aleti yok. Eskiden kara sabanla ekip biçip doyuluyormuş, geçiniyormuş. Ama şu anda başa baş geliyor. Tohum pahalı, gübre pahalı. Gider çok olunca vatandaş tarımı bırakmış. Çok işte mazot yani işte mazot giderleri. İşte mazot köylüye mazotu mazot yardımı desteği yapmadığı için vatandaş ekmekten vazgeçiyor. Burada şu anda hayvancılık yaparsan belki biraz, o da çok meşakkatlı bir iş, ekip işi. Tek kişiyle olacak bir iş değil. Vatandaş mecburen göç veriyor. Bir de köyümüzün bizim sosyolojik olaraktan, siyasi olaraktan da diyeyim, işte sağ iktidarlar yıllardır iktidarda. O sağ iktidarlara oy çıkmadığı için bizim köyümüze yeterli desteği vermiyor iktidarlar. Yeterli desteği vermeyince işte yolumuzu gördünüz. Güldalı Bey her gün gidip geliyor, sık sık gidip geliyor. Bir yolumuzu yaptıramıyoruz, yapmıyorlar. Bir ipe un seriyorlar demenin hesabı. Yani bahane arıyorlar. Bir vatandaş ufaktan itiraz etmiş, tarlamın köşesinden geçmişin diye. Onu bahane ediyorlar. İstimlak edip de yapmıyorlar. Devletin gücü mü yoktur? Yolsuz. Size de helal olsun, yolunuzdan dönmüyorsunuz. İnadına biz de gurbetçiyim ben de şahsen. Yazları geliyorum. Dönmezdik. Hani Ali Kızıltuğ diyor ki varıp gideceğim baba yurduna. Biz de diyoruz çocukluğumuz buralarda geçti. Alacağımız var, anılarımız var. İnadına geliyoruz. Köyümüzün derneği var. Bazı eksikleri gidermeye çalışıyor ama gücü imkanlarında. İşte ne kadar olacak yani dernekte? Devlet gücü lazım bazı şeylere. Devlet destek vermiyor. Tarıma destek vermiyor. Hayvancılığa destek vermiyor. Yolumuzu yapmıyor. İşte okulumuz kapanmış. Taşımalı eğitim yapsaydı bu köy bu kadar boşalmazdı. Peki şimdi böyle bakıyorsun buradan abi. Aslında bize göre tamam memleket ama bir bakıyorsun böyle bozkırı ağaç bile yok. Evet. Fakat burada da bir sevda var işte. Gurbete de gitse dönüp geliyor. Bu sevda nasıl bir şey? Onu anladın bana abi. Bu bozkıra dönüp gelmenin bu anı. Heh. Ben kendi adıma işte ben 15 yaşına kadar köyde yaşadım. Burada hayat erken başlıyor. 5 yaşında hayata atılırsın bizim köyümüzde. Her işe mesleğe atılırsın. Her işi yaparsın. Burada o zaman kısa da yaşamış olsan çok büyük anılar bırakmış oluyorsun. Buradaki dibinde uyuduğun taşı bile özlüyorsun o gurbette. Ne kadar para kazanırsan kazan orada. Ne kadar sosyal hayatın, ekonominin yükselirse yükselsin. Ama aklının bir köşesinde bura yatıyor. O da seni belli bir emeklilikten sonra işte, belli bir düzenden sonra, çoluk çocuğunu da işte yetiştirden sonra herkes basıp geliyor. Benim gibi düşünen insanlar çok köyümüzde. Divriği sevda olmasına bir sevda ama. Her divriliğe emek vermiyor bu sevdaya diyerek eleştirel bir bakış getirense doğal olarak meslektaşım. Divriği'de de her yerde olduğu gibi yerel gazetemize mutlaka uğrarız biz. Yanımda Hayber Bozkurt var. Yeşil Divriği gazetesi 54 yıldır çıkıyor. Bu sene 54. yılı. Ve biliyoruz ki bize en güzel tanımlamayı, burayı, göçü hepsini anlatacak. Evet. Divriği İlkin ben kendi halkımdan başlıyorum abi. Her yerde
Divriği seviyorum, köyümü seviyorum der benim hemşerilerim ama... Bin tane dernek var. Ama her yerde, her köyün derneği var. Divriğinin Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da derneği var. Ama bana gücenmesinler, kızmasınlar. Dernekler, köy dernekleri de, Ankara, İstanbul'daki, İzmir'deki dernekler de pilavdan başka bir şeylerini görmüyorum maalesef. Pilav yaparlar her yıl, kutlarlar. Mesela benim köyümü alalım veyahut da bir başka köyü alalım. Giderler Abant'ta. Piknik yaparlar. Gel köyünde yap kardeşim ya. Gidip Abant'ta neye yapıyorsun? Köyünde gel yap. Böyle ben derneklerin Divriğe herhangi bir katkısının olduğuna inanmıyorum. Bir, inanmıyorum. Dernekçiyim, sendikacılık yaptım 15 yıl. Divriğe'de ilk köyleri kalkındırma derneğini de kuran bizleriz. Ama maalesef dernekler asıl görevlerini yapmıyorlar. Niye yapmadılar peki? Niye yapmıyorlar? Niye yapmıyorlar? Dernekler şimdi kendi işlerinde politikayla uğraşıyorlar abi ya. O politikayı da doğru dürüst yaptıklarına ona da inanmıyorum. Ona da inanmıyorum. Yapsalar mesela şimdi diyelim ki Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Karşısında da diyorlar ki benim bildiğim hemşerilerim veyahut da o dernekçiler bir başkaları. Efendim alternatif yok kardeşim ya, dutsana. Cut, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti var, CHP var. Tut bakalım tek başına iktidar bir başkası olabiliyor mu? Maalesef olamaz. Ama bu görevi bile benim vatandaşlarım, benim halkım yapmıyor. Divriği, dernekleri eğer kendi görevlerini yapmış olsalar Divriği bugünkü duruma düşmezdi. Göç nedeniyle başta sağlık olmak üzere devletten gerekli desteği alamayan Divriği için de bir önerisi var Hayber Bey. Diyorum ki Divriği halkına, diyorum ki dışarıda yaşayanlara, Divriği'nin Temmuz-Ağustos aylarında nüfus sayımı olsa 50 binin üzerinde nüfus oluyor. Benim köyüm Erzurum köyünün Temmuz ayındaki nüfusu 8.865. Temmuz ayındaki nüfusu 865. Ama bugün Ekim ayının 25'indeyiz. Sayın 100 çıkmaz. Göçtü gidiyorlar. Geliyorlar. Nisan'da geliyorlar. Kasım'a kadar Divriği'de 7 ay kalıyorlar. Ama ikametgahları Anzağır köyü Divriği değil. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Diyorum ki bunlara, eğer Ankara, İstanbul'da işiniz yok ise, emekli iseniz, okutacak çocuğunuz yok ise 7 ay kaldığınız yere ikametgahınızı aldırın. İkinci adresiniz Ankara veyahut da İstanbul olsun. Üçüncü adresiniz bir başka yer olsun. Hiçbir kaybınız yok dememe rağmen maalesef yok abi. Yani öyle kuru kuruya sevdim kuru demek kuruya, yok. Kuru kuruya kurbanın olan diyorlar, bu Divriği kurtarmaz. Bugün Divriği'nin nüfusu görünürde 11 bin küsür. Ama sayım olduğu takdirde ben 10 binin altında olduğunu tahmin ediyorum. 10 binin altına düştüğü zaman Divriği Belediyesi'nin birçok fonksiyonu elinden gidiyor. Ne olur gelip ikametgahların Divriği aldıkları, ne kaybolur Divriği'nin? Hiçbir kaybolmaz. İşte Ankara'daki, İstanbul'daki Divriği derneklerine, Divriği vakıflarına çok rica ediyorum. Lütfen bu şeye eğilsinler abi, ikametgahlarını mutlaka Divriği aldırsınlar. Yani sadece pilav yaparak? Yok, olmaz. Pilav yaparak vatan kurtulmaz, Divriği kurtulmaz abi. Muhtarım isim neydi? Mustafa Özdoğan. Muhtarım şimdi Hayber Bey dedi ki yazın 8500 nüfusumuz var burada, bu köyde. Kışın 100'e düşüyor. Bu insanları tutmak için ne yapılabilir burada? Yes, bunun en büyük sebebi sağlık sorunu. Buradaki insanların yaşlı grup, genç grup zaten köyde kalmıyor. Yaşlı grubu da burada tutmanın en önemli şeyi Divriği'deki hastane. Zaten en büyük sorunlardan birisi nüfusta olmayınca hastaneye uzmana gelmiyor. En büyük sorunlarımızdan birisi hastane, başka bir şey değil. Yoksa insanlar burada huzurlu, güvende, yani her türlü imkanı var. Eskisi gibi daha yolumuz kapanmıyor. Elektriğimiz, suyumuz sürekli açık. En büyük sorun hastane sorunu. Sağlık sorunu için dışarı gidiyor insanlar. Başka şey değil. En büyük sorun hastane. Talip Bey. İşte böyle dostlar. O Divriği sevdalılarından biriyle, Divriği Kültür Derneği Başkanı Metin Aktan'la yaptığımız kısa ama keyifli yolculuğun sonuna geldik.
Sevgili başkanım, geldik dönüyoruz. Bir kere her şeyden önce teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Güzel, nazik, güzel bir davetti. Daha önce gelmiştik ama Divriği bu anlamda neler oluyor diye çok bakmamıştık. Sence neler oluyor, ne yapabiliriz? Tabii Divri gerçekten bizim yaşadığımız, işte çocukluğumuzun güzel anılarını geçirdiğimiz bir yöre. Sizin sevdanız mı? Başka bir şey. Evet. Divrililerde öyle bir sevda var. Tabii. Okul tatili, ben Ankara'da gerçi doğdum büyüdüm ama okul bir an önce tatil olsun da hemen ben köyüme gideyim diye böyle hasret çektiğimiz yerlerden birisi. Tabii buranın en önemli özelliklerinden birisi de gerçekten yaşam biçimi, insan ilişkileri. Sevgi üzerine, dostluk üzerine, paylaşım üzerine, dayanışma üzerine. Yani burada geldiğimizde biz şunu yaşadık. Herkes birbirine yardım eder, ortaklaşa bir şeyler üretilir, ortaklaşa ekmekler pişirilir. Birisinin ihtiyacı olduğu zaman bir aile gider, diğer aileye yardım eder. Rahmetli dedem, ebem benim hep örnek aldığım insanlardır. Dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte üretmeyi ben burada yaşayarak öğrendim. Onun için bizim için çok anlamlı bir yer. Divriği tabii kent olarak da, ilçe olarak da çok özellikli bir yer. Bununla ilgili daha önce birçok arkadaşımız, yöreden değerli arkadaşlarımız bununla ilgili bilgiler verdi. Tekrarlamayayım ben. Kendi özellikleriyle, tarihiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla, insanıyla baktığımızda çok özel ilçelerden birisi. Ama ne yazık ki o hak ettiği ilgiyi bulamayan yerlerden birisi. Ama gördüğünüz gibi ciddi bir de bir çaba var. Tekrar insanların buraya ilgi çekmesini, göçü engelleme, hatta geriye dönüşü yaratma anlamında da bir takım uğraşılar olduğunu görüyoruz. Bizler de buna bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Size, kameraman arkadaşımıza, Gökhan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. 2-3 gün boyunca gerçekten burayı anlatma, gerçekten o güzellikleri sunma fırsatı sağladınız. Bu da sizin bu sürece, bu olumlu gelişmelere ciddi anlamda bir katkı sunmuş oldu. Ayrıca da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, biz burada 3 gündür çok güzellikler yaşıyoruz ama memlekette hala yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim.